Glokom tedavisinde başlıca 3 basamak vardır. Birinci basamak her zaman için ilaç tedavisidir. Glokomda göz içi basıncını düşüren ilaçlarımız, göz damlalarımız var. Bu göz damlalarının bir kısmı göz içi basıncını düşürerek, göz içi sıvısının üretimini azaltarak etki ederler. Bir kısmı da dışa boşaltım kanallarını rahatlatarak, göz içi sıvısının rahatça gözü terk etmesini sağlayarak etki ederler. Göz damlaları günde bir veya birkaç kez göze damlatılarak etkinliğini ortaya koyarlar. Kolay ve basit bir tedavidir glokomu bu açıdan tedavi etmek, ancak her zaman yeterli kalmayabilir. Bu durumlarda glokom tedavisinin ikinci basamağı olan lazer tedavisine geçiş yapmak gerekir. Lazer tedavisinde en modern yöntem olarak bugün için selektif lazer trabekuloplastiği adını verdiğimiz SLT yöntemini kullanmaktayız. Göze hiç zarar vermeyen, oldukça zararsız, kolay uygulanabilen bir yöntem olan SLT'de göz içi sıvısının dışarıya attığı dışa akım kanalları rahatlatılır. Orada minik kanallar meydana getirilir ve böylece bazen ilaca dahi gerek kalmadan göz içi basıncı normal seviyelerde tutulur. Hatta son yıllarda SLT'yi ilaç kullanımında güçlük çeken hastalarda, ilacın etkili olmadığı durumlarda alternatif bir yöntem olarak da kullanabilmekteyiz. Ancak belli bir ömrü vardır SLT uygulamasının, 1-2 yıl gibi. 1-2 yıl sonra etkinliği yavaş yavaş azalmaya başladığından uygulamayı tekrarlamak gerekir. Sadece birkaç dakikalık basit bir uygulama olduğu için de tekrarlanmasında herhangi bir mani yoktur. Bu ilaç tedavisi veya bunun SLT ile kombinasyonu gibi tedavilerden de fayda görmeyen hastalarımız vardır. Bunlar da glokom ilerleyicidir. Göz içi basıncını istediğimiz kadar düşüremeyiz. Bu kişilerin göz içi basınçlarını normal seviyeye almak için artık bir göz tansiyonu operasyonu uygulamak gerekir. Göz tansiyonu operasyonunda gözün dışa akım kanalları yeterince çalışmadığından alternatif bir kanal yaratılır. Göz içi sıvısının bu alternatif kanalla gözün dışına akması sağlanır. Başarı oranı oldukça yüksek olan, %80-90'larda seyreden bir tedavi şeklidir göz tansiyonu operasyonu ve bir kez yapılması genellikle yeterlidir.